aman alacım, nasıl sevinçliyim, nasıl sevinçliyim. Maşallah, düz ovadaki keklikler gibi seke seke yürüyorsun. Çok mutluyum, çok. Ya sorma, ben de çok mutluyum. Hayda. Hem mutluyum diyorsun hem de ağlıyorsun alacım, anlamadım. Yürüyebilmek çok güzel ama gidecek olmak kötü. Orada sizinle yaşamaya alışmıştım. Şimdi evime döneceğim. İhtiyar halinde tek başıma kalacağım. Aman alacığım, yapma böyle Allah aşkına. Pencere önüne gelen kediler gibi mi yavlama? Bu evde kalmak istiyorsan söylersin, kalırsın. Eninde sonunda gitmeyecek miyim? Suzan ister mi beni burada? Yolcu yolunda gerek. Çantamı toplayayım ben. Suzan'a veda etmeden mi gideceksin ana? Eminim vedalaşmasan çok daha mutlu olur. Sen de haklısın halacığım. Ah Suzan'a. Şu vefakar gelinler gibi olsaydın keşke. Olsaydın da halan bizimle birlikte yaşasaydın. Ne olurdu sanki? Şimdi kadıncağız gidecek kendi evine. Yapayalnız orada, tek başına. Yazık değil mi? Ne olurdu Suzan'a batmayaydım da. Ömrümün son demlerini burada. Hayattaki tek yakinimin yanında geçireydim. Anne! Telefon çalıyor. Suzan'dır, açayım mı? Söyleyeyim gideceğimi, kınasını hazırlasın. Aman alacığım, ne olur böyle konuşma, beni de ağlatacaksın. Ben bakarım. Alo, buyurun. Merhaba beyefendi. Merhaba. Ben İzmit'teki evinizin sahibiyim. Evinizi satılığa çıkardım. Aa, halacığım ev sahibini arıyor, evi satışa çıkarmış. Çıldırdın mı abi? Benim ev sahibim sensin. Benim değil mi? Daha önce aklıma niye gelmedi ki? Tabii ya. Affedersiniz beyefendi, yanlış numara. Halacığım, aklıma harika bir fikir geldi. Ay ne oluyor abi, çıldırdın mı? Hayır, çıldırmadım halacığım. Şimdi sana bir soru soracağım. Ben senin neyin oluyorum? Yeğenim. Tamam, yeğenimsin. Yani ben yeğeninim de başka neyin oluyorum? Yavrum. Tamam, yavrun oluyorum halacığım da aynı zamanda ben senin neyin oluyorum? Oğlum. Tamam, oğlun oluyorum da aynı zamanda ev sahibin oluyorum halacığım. Ev sahibin olursam ne olur? Ne olur? Bak hala, diyelim ki ben senin evi sattım. Satarsam ne olur? Ne olur? Halacığım, sen dışarıda kalırsın. Sen dışarıda kalırsan ne olur? Ne olur? Halacığım, Suzan seni bir yere gönderemez. Çünkü gönderecek bir yeri kalmaz. Peki gönderecek bir yeri kalmazsa ne olur? Ne olur? Halacık, hep beraber bu evde yaşamaya devam ederiz. Delirdin mi abi? Suzan seni parçalar, lime lime yapar. Bir şey yapamaz halacığım. Şimdi Suzan seninle anne kız olmaya karar vermedi mi? Buna söz vermedi mi? Tamam işte, gafil avlandı, eli kolu bağlı. Altı aydır boş, eşyaları da duruyor. Soran var mı? Ne veriyorlar? Eşyalarla beraber. Tamam, sattım gitti. Yapın işlemleri, hemen başlayın. Tamam, teşekkür ederim, görüşürüz. Cacık da yapsa mıydım? Yo halacığım, sakın cacık yapma. Biliyorsun Suzan cacık sevmez, bunlar çok güzel. Bunlara bayılacak. İnşallah gönlü olur da kalmama itiraz etmez. Merak etme halacığım, etmez, edemez. Bak biraz önce ben emlakçıyla konuştum. Zaten 6 aydır senin evi sorup duruyorlarmış. Güzel de para vermişler. Ben de verdim gitti. Yarın satış işlemleri başlıyor. Avni, gene söylüyorum. Suzan seni parçalayacak. Bir şey yapamaz, merak etme halacık. Tarlalarını sat, ev al git der o. Halacığım, sen bütün malını mülkünü vasiyet ettin ya Firuze'ye zaten. Avni, hadi söyle. Aç gözlerini karıcığım, halam gitti, gözün aydın de. Avni, burada değil misin?
Buradayız karıcığım. Bu senin halan. Evet halam. Bu sofranın ne oluyor ya? Suzan halam gitmiyor. Daha doğrusu gidemiyor. Çünkü gidecek bir yeri yok. Yani halamın bir evi yok. Çünkü ev satıldı. Satıldı mı? Evet, ben sattım. Ne yaptın? Sattım. Ne? Ama ben sana aşağıladım. Çok güzel para verdim. Sen ne yaptın abi? Ne yaptın?